Allah gecenize hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü, ayınızı, yılınızı, ömrünüzü, orucunuzu mübarek eylesin. Adem aleyhisselam meleklerin bilmediği neyi bilmiştir? Cenab-ı Hak Adem'i kendi suretinde yarattı. Bu manada Adem'in ilmi ise meleklerin bilmediği bir ilimdi. Bu ilim ilmi ledündü. Cenab-ı Hak bütün esma-i sıfatının tecelliyatını ve bilgisini o anlamda, o manada Adem'e bildirmişti, öğretmişti. Melekler ise kısım kısım kendi vazifelerine ait bilgileri vardı. Her melek neyle vazifelendiyse meleğin vazifesine göre bilgisi de bu derecede belirliydi, kısıtlıydı. Yani bazı meleğe bir sayfa emir lazım ve bir sayfalık emirle hareket ederken bazı melekler 3 sayfalık emirle, bazıları 13 sayfalık, öyle diyelim. Ama bunların hepsinde bütün meleklerin bu noktadaki ilimleri belli bir derecede ve belli bir noktada sabitlenmiş vaziyette. Bunun artması, bunun eksilmesi, bunun unutulması, bunun yan yatması, çamura batması yok. Ama insan bu noktada değil. İnsanın ilmi arttıkça artabilen, bilgisi arttıkça artabilen, idraki arttıkça artabilen, bu noktadaki fazileti de arttıkça artabilen bir şekilde yaratıldı. Adem bu manada fiziki olarak yaratılmış olan peygamberlerin evveli olduğu gibi mürşid-i kamillerin de evveli, insanların da evveli. Fiziki noktada. Çünkü yaratılış noktasında ilk yaratılan şey Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyeti. Adem henüz peygamber değil iken ben peygamber idim. Adem henüz toprakla çamur arasındayken ben peygamber idim diyen bir peygamber. Öyle olunca Adem'in üzerinde hem peygamberlerin fiziki olarak evveli olması hem insanı kamillerin fiziki olarak evveli olması onun ilmini peygamberlerin onun ilmini meleklerin üstünde tuttu Cenab-ı Hak. Ve kendi esma-i sıfatının tecelliyatını ve bilgisini ona bahşetti, lütfetti, ikram etti, ona ihsan etti. Ve böylece dedi ki meleklerine, alın Adem'e neyi soracaksanız sorun dedi. Çünkü meleklerin soracak oldukları bütün sorular kendi bilgilerinin nispeti kadardı. Bütün hangi melek ne soracaksa o kendi bilgisi nispetinde soracaktı. Ve Cenab-ı Hak meleklerin üzerine bahşettiği, vahyettiği, yüklediği bütün ilimlerin üzerinde Adem'e bir ilim yükledi. Adem aleyhisselam'daki ilim, duygusu, düşüncesi, onun bu noktadaki hücresi artabilen bir, genişleyen, derinleyen bir şey. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım dedi hadisi kutside. Buradaki mümin kuldan kasıt Arabi'ye göre zamanın mürşidi kamilleridir. Zamanın peygamberleridir. Ama her mümin kulun kalbine Cenab-ı Hak tecelli eder, bu kapı açıktır. O yüzden kalbinde Allah'ın tecelliyatı olan bir zatın soruların karşısında bilgisizliği düşünülemez. O yüzden Musa aleyhisselam bu noktada sorulan bütün sorulara cevap verirken kavminden birisi dedi ki ya Musa senden daha alim bir kimse var mı ki? O da dedi ki zannediyorum benden daha alim bu zamanda yaşayan hiç kimse yok. Bu şatahat Allah'ın hoşuna gitmedi. Allah'ın hoşuna gitmeyince Cenab-ı Hak onunla bir an olsun husisi manadaki irtibatı kesti. Bunu dervişler anlarlar.
Bu sufilerin yoludur. Bu bir sufinin üstadıyla hususi manada bir irtibatı vardır. Her dervişin Allah'la hususi manada bir irtibatı vardır. Her sufinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ile hususi manada bir irtibatı vardır. Bu irtibatları kesmemeye gayret edin. Bu önemli bir şeydir. Bu böyle ben yakınım deyip de ben yanı başındayım, ben yakınım, ben işte onu çok seviyorum deyip de edepsizliğe yol açacak. Ölçüyü kaçıracak, haddi aşacak şeylerden uzak durun. Şatahattan uzak durun. Bizim yolumuzda şatahat yoktur. İnsanlar söylerler, şatahat yaparlar. Bir kimse kabir haline vakıf olsa dahi şatahat yapıp hadi gelin bakalım kabirden haber verin demeyecek. Bu şatahat. Şatahata düşmeyecek hiç. Sanki kendisi görmüyormuş da görenler varmış gibi öyle anlatacak. Kendi üzerinden anlatmayacak. Şatahat yanlıştır bizim yolumuzda. Başkaları anlatır. Bu yolda şatahat etmek yoktur. Yolda şatahat eden kimse yanılır. Yolda şatahat eden kimse çöker. Yolda sufilik yapmak, her dem tevazu, her dem hizmet, her dem zikir, her dem abdesti dolaşma, her dem ibadetleri yerine getirme, her dem titiz davranma, her dem güzel ahlaklı davranma, her dem büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı merhametli, şefkatli, sevgili davranma, her dem eşine karşı, çocuklarına karşı, etrafına karşı ölçülü davranma, hukuka riayet etme, en altı bu. Bunlar önemlidir. O yüzden o hususi irtibatı kesmeyecek hiç kimse. Hususi irtibat kesilirse dervişin manevi ipinin, manevi yolunun kesildiğine işarettir. Bu yolda bir kimsenin üstadıyla, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle Allah'la manevi ipi vardır. Ya Rabbi, seni sevenin, seni sevdirenin, kaç tanedir sevgi? 3. Seveni, sevdireni ve onun sevgisini bize bahşeyle. 3 sevgi. Allah'ı sevdiren kimsenin sevgisi, Allah'ı sevenin sevgisi. Bunun zirvesinde oturan kimse Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'ın kendisinin sevgisi. Bu 3 sevgi, 3 manevi derece, 3 manevi yoldur. Üçü de birbirinin içindedir. Bunun en tepe noktasında Allah sevgisi vardır. Hemen onun altındaki şemsiye Resulullah sevgisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun altındaki sevgi sufiler için üstadının sevgisidir. Bu ilmel yakin, üstad sevgisi ilmel yakindir. Aynel yakin, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sevgisidir. Hakkel yakin, direkt Allah'la alakalıdır. Dervişin üzerinde bu 3 halde tecelli eder. Bunu böyle sıraya koymayacak insan. Bazı yerlerde şöyle derler, sen üstadında bu hale ulaş, ondan sonra Hazreti Peygamber'de. Hayır, her yerin ölçüsü, dairesi vardır. Her yerin bir hakikati vardır. O sohbetin, o zikrullahın bir derecesi, bir hakikati vardır. Şeyhe tabi olunacak yer vardır. Şeyhe tabi olunur, itaat edilir. Orada onun disturundan, oradaki onun ölçüsünden dışarı çıkılmaz. Ya işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünneti olan bir nokta vardır. O sünnete tabi olunacak. Ölçü. Bu aynel yakin noktası. Hakkel yakin noktası o. Cenab-ı Hakk'ın bu noktada zatıyla alakalı, Allah'la alakalı noktada
O kimse o yakinliği, o noktayı ne yapacak? Muhafaza edecek, koruyacak. O yüzden sakın ha, dervişlikteki en büyük handikaplardan birisi yakınım deyip edepsizliği ele almaktır. Yakınım deyip haddi aşmaktır. En büyük handikap budur. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Musa aleyhisselam da böyle her sorulan soruya kendisi cevap vermeye başlayınca Cenab-ı Hak ona hem peygamberlik ilmiyle hem de peygamberlik ilmiyle ilimlendirince onu her sorulana cevap veriyor. Birisi de sordu. Senden daha alim bir kimse var mı? Allahu alem yok dedi. Bu Cenab-ı Hakk'ın taaccubuna gitti. Ve Allah o esnada bağını kararttı. Televizyon ayna gibi gösteriyordu. HD kalitesinde. Soruyorsun cevap geliyor. Soruyorsun cevap geliyor. Soruyorsun cevap geliyor. Veya sana sorar, Musa'ya sorarlarken daha sormadan cevap geliyor. Bu şimdi şunu soracak diyor. Bu halde. Otomatiğe bağlanmış. Hani gittiler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretlerine bir şey sordular. Aynen Hazreti Peygamber Efendimizin dediği gibi dedi. Bunun gibi. Otomatiğe bağlanmış. Cenab-ı Hak dedi ki ya Musa. Musa aleyhisselam baktı görüntüde kirlilik var, sıkıntı var, karlanma var, kesinti var. Sufi bunu anlıyorsa buna lütuf olarak görecek. Üstadıyla arasında bağlantısının sıkıntılı olduğunu anlayan Sufi bunu lütuf olarak görecek. Koşacak üstadına. Hepimizin başından geçti. Ben bazen zaman zaman anlatırım böyle üstadımla 2-3 tane hal oldu diye. Hiç unutmam işte anlatıyorum bazen. Yemekten çıktık derse gidiyoruz buraya İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine. Hiç konuşmuyor benimle. Normalde öyle değil. Dedim efendim bir şey var herhalde. Yok Mustafa Efendi dedi. Yok var efendim dedi. Bizim ikili diyaloğumuz yan yanayken ayrı, herkesin içerisine çıktığımızda ayrı. Yan yanayken ayrı deyip de gevşeklik yok. Dedim efendim bir şey var dedim ben. Mustafa Efendi senden için diyorlar ki dedi şeyhlik yapıyor gizliden gizliye. Sustum. Ne yapıyorum dedim ne yapmıyorum dedim. Sohbet bitti. Eski arkadaşlar bilir. Zikir bitti. Sohbet bitti. Şeyh Efendi'ye dedim efendim arkadaşlara bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Mustafa Efendi söyle dedi. Ben bir şey ilan edeceğim zannetti herhalde o. Ben arkadaşlara malum konuşmayı yaptım. Bugüne kadar kime şeyhlik yaptıysam çıksın Allah rızası için. Gelsin benim yüzüme kansırsın tükürsün dedim. Kime kendi adıma şeyhlik yaptıysam, kime kendi adıma rabıta verdiysem diye ses yok. Dedim birine böyle yaptıysam, o da seslenmiyorsa, onda bir hakkım varsa dedim hakkım helal değil. Ardından ikinci paragraf kuruldu. Dedim bundan sonra sizin karşınıza ben şeyh oldum diye çıkarsam dedim sakalımdan tutun yüzüme tükürün, kansırın dedim. Asla ve asla sizin önünüze çıkıp ben şeyh oldum demeyeceğim hiçbir zaman dedim. O sözümde de duruyorum daha. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Ölünceye kadar hiç kimse bizim ağzımızdan bir şey olduk sözünü duymayacak. Cenab-ı Hak bu noktada ağzımızı kilitlesin inşallah. Bunun gibi olabilir. Şeyh Efendi mübarek baktı kaldı. Sonra bindik arabaya. Mustafa Efendi hakkını helal et dedi. Helal olsun efendim ne demek dedim. Oğlum her yerde böyle dedikodu yapanlar olur dedi. Olur efendim dedim. Arabadan indik. Başka birisinin evine gidiyoruz. O gün gece çay orada içilecek. Elimden tuttu. Namazgahtan yukarıdan aşağı kadar bir indik. Oradan bir daha yukarı çıktık. El ele bir daha aşağı indik.
Hep bana anlatıyor. Bu tip dedikodular olur. İşte sen bunlara kulak asma. İşte şöyle, işte böyle filan. Geçmiş gün. Olur bunlar. Ben neden rahattım öyle? Ben adabı erkanı çiğnemedim hiç. Ben kendimi şeyhmiş gibi göstermedim hiç. Eski arkadaşlar bilirler. Gösteren kimse manevi tokadı yer. Öyle şey efendiden saklı gizli şurada bir sohbet yapalım. Aman bunların kaymasın ayağı. Aman bunun gözü kaymasın. Erkek zakirler için öyle kadınlara sohbet edelim. Ya gelmiş işte bayanlar, 3 kişi 4 kişi toplanmışlar, bir şey sordular, işte ben de söylemek zorunda kaldım, cevap vermek zorunda kaldım, sohbet etmek zorunda kaldım. Bunlar hep ayak kaymasıdır. Allah muhafaza eylesin. Öyle dervişler birisinin hidayetine vesile olmak için işte 3-5 tane bayan filan toplanıp topluyor. Bunlar eski dönemlerde görüldü. Değişik bazı yerlerdeki zakir kardeşler bu hatayı işlediler. Ne yazık ki. Allah muhafaza eylesin. Bunlar böyle kendini yakın görmekten olur. İşte Hazreti Musa da böylece kendini yakın gördüğünden peygamber ve kendinden başka daha erbaplı bir ilim ehlinin olmadığını söyledi. Cenab-ı Hak Hızır Aleyhisselam'ı gönderdi onu. Çünkü Hızır'da ilmi ledün vardı. Bunu bir kısım müfessirler kabul etmek istemiyorlar, ilmi ledünü. Nefislerine uyuyorlar. Çünkü gidip de bilmediklerinizi zikir ehlinden sorunuz, ayet-i kerimesini yutmak istiyorlar. Ya gideceksin o zikir ehlinden soracaksın. Onun kalbinde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatı var. Onun önünde diz çökeceksin. Bunda nefsine uymana gerek yok. Nefsine uyma. İşte Adem Aleyhisselam'daki ilim, meleklerin bilmedikleri bir ilimdi. Meleklerin bilmedikleri ilim. Bu ilim, ilmi ledündü. İlmi ledündü. İlmi ledün, durduğu yerde durmayan, yazılı kitabı olmayan, her an mümin kulun kalbinde hayret perdesinden hayret perdesine geçirilen ilimdir. Bu böyle kitap gibi değildir. Al bu ilmi ledün sana verildi. Böyle değildir bu. Bu böyle hani su damlası gibi. Bir yukarıdan bir şey damlar ya tıp 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 durmaz ya o. Bu onun gibi bir şeydir. Bu kalbe böyle tıp tıp tık 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 siz tık tık olarak bilin. Onun esması vardır. Kalpte o esma başlar çalışma. Örneğin, örnekliyorum bunu. Millet hırsızlık yapıyor da, bu ilim ehline çünkü. Mesela o kimsenin kalbine hu 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 hu. Ha şunu söyleyeyim, her esmanın da ilmi ledünü vardır. Hani biz sufi kardeşlere bir esma veriyoruz ya, sen işte 100 tane hu 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 Allah çek diye. Onun ilmi ledünü vardır. O sufi o esmanın hakkını vere vere çekerse o ilmi ledünü o derecedeki, o noktadaki, o dairedeki ilmi ledünü alır. Onun tecelliyatını alır derviş. Veyahut da sufi şeyhini iyi dinler, iyi takip eder, iyi izler. Gerçekten samimi bir niyetle sever. Öyle ben seviyorum deyip de her tay altı karıştırmak değildir bu. Vardır öyle. Seviyorum der. Facebook'un arka bahçelerinde karıştırmadı, kalt bırakmaz. Seviyorum der, edebi adabı aşar. Seviyorum der, gider çok affedersiniz terbiyesizlik yapar. Böyle değil.
seven elinle, diliyle, gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, azalarıyla, içiyle, dışıyla sever. Her haliyle sever o. Her haliyle teslim olur. Her haliyle ona bende olur. Otur otur, kalk kalk, gel gel, git git, yat yat. Tek ayak üstünde dur, tek ayak üstünde dur. Örnekliyorum onu, öyle denmez de, öyledir ama. Asla ve asla sevenin aklı fikri yoktur. Sevmek öyledir. Sevenin gözünde, kulağında, kalbinde, elinde, ayağında, vücudunda, içinde, dışında bir tek sevdiği vardır. Sevmek öyle sevmektir. Ya bence böyle olmalı dediği zaman o sevmiyor. Aklı önde onun. Allah yolunu açık etsin, sen öyle yap. Bencesi yok. Sana soran oldu mu? Sana soran olursa sencesini söyle. Sana soran yoksa sencesi yok. Sencesi yok. Bunu kabul etmez akıllılar. Bunu kabul etmediğinden sevemezler. Sevemediklerinden dolayı seven kimseyi deli görürler. Seven kimseyi normal görmezler. Seven kimseyi bu kafayı kırmış, bu kafayı üşütmüş, bu yanlış yolda derler. Neden? Onlar aklıyla süzgeçten geçirirler. Seven ise aklıyla süzgeçten geçirmez. Onun aklı akılsızlık değildir bu. Onun aklı sevdiğinin aklı olur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sevdiğine göre aklı ya paktır ya da aklı kirlidir. Sevdiğin ne senin? Sevdiğin üstadınsa onun aklı kirli midir ki? Bir kimse bir mürşidi kamili severse onun aklı kalbine tabidir. Onun kalbi ise Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla tecelligahıdır. Aklı o sıfatlara tabidir onun. O gerizekalı anlamaz onu. Oysa onun aklı o sıfatlara tabi. Yani Cenab-ı Hakk'ın esma-i sıfatlarına, Cenab-ı Hakk'ın fiiliyatına tabi. Öyle olunca onun aklı pak. Ama sen kirli bir aklı seversen, senin aklın kirlenir. Kirli bir gönlü sevenin gönlü kirlenir. Kirli bir aklı sevenin aklı kirlenir. Itırcı dükkanına giden ıtır kokar hadisi şerifi. Demirci dükkanına giden is kokar hadis-i şerifi. Sen neyi seviyorsan senin kalbin ondan beslenir. Bir mürşidi kamili seven kimsenin kalbinde pozitif akıl vardır. Akılsızlık yoktur. O akıl ilmi ledüne bağlıdır. O akıl vahye bağlıdır. O akıl Muhammed-i Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme bağlıdır. O akıl paklar pakıdır. O akıl sahibiyle Cenab-ı Hak dinini devam ettirir. Dinini ayakta tutar. Sen kendince benim aklım var diyorsan orada işin bitti senin. Neden? Oradaki akıl temiz bir kaynaktan geliyor. O temiz bir kaynaktan besleniyor. O akıl ilmi ledünle yoğrulmuş akıl. Sen kendi heva hevesinden bence böyle olmalı diyorsan kendi heva hevesinden ne yaptın? Kirlettin onu. Sana sorarlarsa sen cevap ver. Sormazlarsa bence böyle olmalıydı, böyle olması lazım deme. Batarsın. İşte Hazreti Adem'de olan ilim ilmi ledündü. İlmi ledün olunca bütün meleklere verilmiş olan ilmin üstünde hem cemi, hepsinin cem edilişi, hem de onların üstünde. Yani fazilet açısından dünyada vazifeli bir meleğin ilmiyle Cebrail aleyhisselamın ilmiyle hepsi de cem edilmiş vaziyetteydi. Ve hepsiyle cem edilmiş vaziyette olduğu için Cenab-ı Hak dedi ki Adem'e sorun soracağınızı.
Beçit daha ileri. Aslında Adem'in üzerinde tecelli eden Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyeti ve nuraniyetiydi. Bunu kitaplardan bulmanız mümkün değil. Adem aleyhisselamın o esnada üzerinde tecelli eden tek ruhaniyet ve nuraniyet ve ilmiyet Hazreti Muhammed-i Mustafa'nındı sallallahu aleyhi ve sellemin. Adem'in üzerinde değildi. Adem'in kendisine ait de değildi o. O, yaratılmışların en şereflisi, en faziletlisi, en mukaddesi olan Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sonsuz ilminin şemsiyesinin altındaydı Adem. O yüzden cennetten kovulunca dedi ki cennette okudum. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah ismi şerifinin hürmetine beni affet dediğinde Cenab-ı Hak hemen affetti. Çünkü Adem biliyordu ki varlığın içerisindeki ilmin en yüksek derecatı Muhammed Mustafa'daydı sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve o Hazreti Allah'ın direkt kendi zatından ve katından olan bir ilimle ilimlendiğinden ilimlerin en yücesine müşerrefti. Ve Adem aleyhisselamın üzerinde zuhur eden, tecelli eden Hazreti Muhammed Mustafa'ydır sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ve gerçekte secde edenler Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetine ve nuraniyetine secde ettiler. Ve o secdenin de hakikati Cenab-ı Hakk'ın kendi ruhaniyeti ve nuraniyetidir. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerinde tecelli eden ruhaniyet ve nuraniyet Allah'ındır direkt. O yüzden Adem'e secde ederken bütün melekler gerçekte ve hakikatte Cenab-ı Hakk'ın ruhaniyetine ve nuraniyetine secde ettiler. Ama görüntüde Adem aleyhisselam vardı. Ve o görüntünün hücrelerinde, o görüntünün üzerindeki tecelliyat Muhammed Mustafa'nındı sallallahu aleyhi ve sellemin. O yüzden Hazreti Allah'la konuşan kimse dahi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden konuşursa şahitlidir, delillidir, mübeşşirattır, şek ve şüphe edilmez. Onun üzerinde o bir delildir. İlmin delili, mananın delili Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi gelir size ben Allah'la konuşuyorum der, alkışlayın siz. Bunda bir sıkıntı yok. Herkes, çoğunluk Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden konuşamaz. Burası sırdır. Sır yer burasıdır. Bir kimse ben Allah'ı görüyorum der. Hakikat midir? Vallahi de hakikattir. Allah'la konuşuyorum der. Hakikat midir? Vallahi hakikattir. Rüyamda gördüm der. Hakikat midir? Vallahi hakikattir. Asıl önemli olan Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellemle sohbet etmek. Asıl önemli olan onu manada görmek. Asıl önemli olan onunla rüyada buluşmak. Asıl önemli olan ama teheccühte, ama tevhidde, ama zikrullah'ta, ama yürürken, ama bir iş yaparken onu önünde yürüyor görmektir. Asıl önemli olan Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şemsiyesinin altında yaşamaktır. Asıl önemli olan onun sayesinde yürümektir. Asıl önemli olan onun emrini dinlemektir. Asıl önemli olan onun tavsiyesine bakmaktır. Asıl önemli olan onun bir tebessümüne kurban olmaktır. Çünkü o şahitli, ispatlı, delillidir.
Çünkü onun şekline, şemaline şeytan giremez. Çünkü o varlığın müsebbibidir ve varlığın ilminin en zirvesindedir. İşte Adem Aleyhisselam'ın üzerinde tecelli eden elbise de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesiydi. Ve manada kimin üzerinde Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesi tecelli ettiyse o kimsenin üzerinde şek şüphe edilmez bitmiştir mesela. Allah cümle ümmeti bunlardan eylesin inşallah. Şeytan cennetten neden kovulmuştur? Şeytanlığından kovuldu. O şeytanlık yaptı. O şeytanlık yaparaktan vahye tabi olmadı. Emre tabi olmadı. O bir peygambere tabi olmadı. Bir peygambere tabi olmayan kim neye inanırsa inansın atıldır, batıldır. İnancı inanç değildir. Bir kimse Allah'a inandım dese, Peygamber Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretine inanmasa şeytandan bir farkı yoktur. Hiç fark yoktur. Niçin? Şeytan da aynısını yaptı. Şeytan aynısını yaptığından dolayı cennetten kovuldu. Dedi ki, ben ondan yaratılış olarak, fazilet olarak daha üstünüm. Kör, görmedi Hazreti Adem'in üzerindeki elbiseyi. Kör, görmedi Hazreti Adem'in üzerindeki fazileti. Kör, görmedi Hazreti Adem'in üzerinde tecelli eden Muhammedi nuraniyeti ve ruhaniyeti. Aslında onun şeytanın cennetten kovulmasının sebebi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetini ve nuraniyetini görmeyişinden, görmek istemeyişinden, reddedişinden dolayıdır. Müteşabih bunlar. Farklı değerlendiren olabilir birisi. Eyvallah. O yüzden şeytanın cennetten kovulmasının sebebi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin ruhaniyetini ve nuraniyetini kabul etmeyişinden kaynaklanmıştır. Şimdi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin peygamberliğini, onun sünnet-i seniyesini, onun ruhaniyetini ve nuraniyetini kabul etmeyenlerin şeytandan bir farkları yoktur. Siz onları insan gibi görebilirsiniz. Herkes insan gibi görür. Ehline malumdur onlar. Onlar şeytan suretinde dolaşırlar. Siz onu çok güzel bir kadınmış, çok güzel bir yakışıklı erkekmiş gibi görebilirsiniz. Çok bilgili bir profesör olarak görebilirsiniz. Çok bilgili bir alim olarak görebilirsiniz. O kalbi bu noktada harekete geçmiş. Hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri öyle der ya, kalbi harekete geçen. Adi, samimi bir ehli tarikat. Bugünkü zındıkanın karşısında diyor, kendisini muhafaza eder. Kalbi harekete geçmiş bir ehli tarikat. Kalbin harekete geçmesi demek, kalbin zikrullahla ferasete kavuşması demek. Kalbin bir üstadın, bir mürşidin sevgisiyle ferasete kavuşması, doğruyu yanlışı ayırt ediyor. Eksiği fazlalığı ayırt ediyor. Konuşanın dilinin çatallığını görüyor. Konuşanın gözünün, bir gözünün kör olduğunu görüyor. Manada bir gözü kör. Cenab-ı Hakk'a öyle dua ediyorum. Ya Rabbi, manada sol gözleri kör olanları zahirde de gözlerini kör eyle. Onların da gözlerini bu noktada işaret ver ki anlayalım. Biz bilemeyiz diyorum ben. Benim yıllardır duamdır bu. Biz bilemeyiz. Biz kimin hayır, kimin şer olduğunu bilemeyiz. Biz aciz kullarız. Cenab-ı Hak bildirirse biliriz. O yüzden Allah'a dua ediyorum. Ya Rabbi, bu siyasetçilerin,
bu çok büyük ilim adamı gibi görünenlerin eğer şeytani vasıfları var ise üzerlerinde, ki var, var olanlarla alakalı. Sol gözlerini kör eyle ya Rabbi diyorum. Onlara bir işaret ver ki gözlerini biz bilelim. Ben kendi nefsim için söylüyorum. Biz bilemeyebiliriz çünkü. Rabbim muhafaza eylesin. İşte o gözü şaşı olanlar, gözü şaşı onların. Bir gözleri seyirir onların. Bir gözleri kapalıdır onların. Bir göz kapakları düşüktür onların. Allah muhafaza eylesin. Bunlardan ümmet-i Muhammed'i Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. İşte sufiler, kalbi harekete geçen kimseler bunları tanırlar. Nereden tanırlar? Kalplerindeki feraset ilminden. Müminin ferasetinden korkunuz, o Allah'ın nuru ile bakar. Bakın, müminin ferasetinden korkunuz, o Allah'ın nuru ile bakar. Bunun oluşması için o kul, o kimse Allah'ın farzlarını yerine getirecek, haramlardan uzak duracak, bir mürşide kamile bağlanıp intisar edip ona muhabbet besleyip kalbini Allah'ın zikriyle hemhal edecek. O zaman o kulun kalbinde feraset nuru oluşacak. O feraset nuruyla konuşanın şeytani mi, rahmani mi olduğunu tespit edecek. Bunun değişik tecelliyatları var. Nefsinize uymayın bir daha. Ya bu şeytani deyip de herkese hükmetmeyin. O hal size verildiyse hükmedin. Adam konuşur, kalbinden siz bir hararet, bir cehennem sıcaklığı hissedersiniz. Kalbinden bir alev, ağzından bir alev çıkar. Ağzından bir sıcaklık, cehennem sıcaklığı çıkar. Ağzından koku çıkar. O televizyonda konuşuyordur, sen koltukta oturuyorsundur. O konuşurken o kokuyu alırsın sen. O konuşurken o cehennem sıcaklığını ağzından tespit edersin. O konuşurken televizyonda normal insan simasıyken anında şeytan simasına döner. Şeytanı daha önce görüp tanıyanlar için bu. Şeytan görünür sufilere. Kabir hali açıldığında şeytanı da görür o kimse bir müddet sonra. Şeytanı bir suret üzerine görür. O değişik değişiktir suretler onların. Ve o suret üzerine görünce onu tanımlar sufi. Onu tanımlayınca o başlar mesela tevhid çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Konuşuyor ama o karşıdaki kimse. Konuşurken tak sureti değişir onun televizyonda. Buna feraset denir. Buna kalbin hakikatleri denir. Bu yol açıktır müminler için. Bunlar hata yapmazlar. Allah'ın izniyle. Bu yolu açık olan sufi doğruyu yanlışa ayırt eder. Bu yolu açık olan sufi eksiği fazlayı ayırt eder. Bunun kalesi tevhiddir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yürüyen zikir ağacı gibidir o. Hani Allah'ın bazı kulları vardır, onlar görüldüğünde Allah'ın zikri akla gelir. Evet. Onlar zikrin anahtarıdır. Onlarla zikir açılır. O kimseyi gören kimse hemen zikir aklına gelir. Hemen Allah aklına gelir. Onlar da zaten hemen zikrettirirler. Aman birisi daha zikretsin. Aman birisi daha Allah desin. Aman birisi daha la ilahe illallah desin. Neden? O da onun gördüğüne aşina olsun. Asıl kurtuluş burası. Onun da kalbinden bu perde kalksın. Onun da kalbinden bu küfür perdesi kalksın. Bu oruç, bu namaz, bu zikir, bu perdenin kalkması için. Allah'ın oruca, Allah'ın namaza, Allah'ın zikre ihtiyacı yok. Oruç temizlenmek için kalbin üzerinde o tozlu, kirli perde kalkacak. O zikrullah kalbin üzerindeki o kirli perdeyi ne yapacak? Kaldıracak, temizleyecek. Onun kalbi ayna gibi olacak. Onun dili ayna gibi olacak. Onun gözü ayna gibi olacak. O kalbiyle hareket edecek. O Allah'ın zikriyle hemhal olacak. Allah'ın zikriyle hemhal olunca kim doğru, kim yanlış, kim eksik, kim fazla, şapadak fotoğraf gibi
onun kalbine çıkacak. O televizyonda konuşacak ama Kur'an'dan bahsedecek bize, sünnetten bahsedecek, dinden bahsedecek. Aldı parayı. Kalbine inmedi onun. O milleti ağlatmak için para aldı. O milletten söğüşlemek için para aldı. Dinini paraya değişti. Çek tevhidi. Gör kiminle konuştuğunu. Yolda yürürken dahi, sohbet ederken dahi, sen kalbinde tevhid olsun senin. O anlatsın sana. Senin kalbinde tevhid olsun, yanılmazsın. Bu kalbin ferasetidir. Bu feraset nurudur. O konuşur. O konuşurken beyninin arkasını dinlersin sen. O anlatır ama sana. Böyle vardır. Eskiler yapar fazlaca onu. Beyninin gerisinde asıl meseleyi saklar. Kendince anlatmaya çalışır. O aldanmışlardan. Sakın ha, Allah muhafaza eylesin. İşte bu noktada şeytanın cennetten kovulmasının sebebi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhaniyet ve nuraniyet elbisesini inkar etmesinden kaynaklandı. Adem aleyhisselam ve Havva annemiz cennetten neden nasıl çıkarılmıştır? Ah ah! Adem'in soyundan olanlar kadınlara düşkündür. Diyeceksiniz ki bütün insanlar Adem'in soyundan değil mi? Evet. Ama bir de Adem'in hususi damarı var. Farklı bu. Özel. Adem aleyhisselam vakti ki bir kadın istedi Cenab-ı Hak'tan. Ve Cenab-ı Hak da onun göğüs boşluğundan Havva'yı yarattı. Tabiat boşluk kabul etmez. Havva buradan çıkınca Havva'nın sevgisi yerleşti içine. Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Adem'i kurtarıyor. Kim? Atası. Güzel koku, güzel kadın. Gözümün nuru da namazdır. Adem aleyhisselam Havva'ya baktıkça Cenab-ı Hakk'ın esma-i sıfatının cemaliyetinin tecelliyatını onda gördü. Öyle sakın yani ya nasıl baktı ona, nasıl kandı deme. Bir cennet kadını görsen dünyadaki kadınlara bakmazsın. Bir cennet erkeği görse kadınlar, topunuzu bir çuvala koysa iyi. Han bizi çuvala koydu ya dersin. Çuvala dahi koymazlar. Cennet öylesine güzelliği muhteşem. Havva annemizin güzelliği ise alemlere nazar etmiş. Öylesine güzel. Adem aleyhisselam da çok yakışıklı, çok baba yiğit. Çok yakışıklı. Yaklaşık 4 apartman boyunda. Ya normal halinizde minareye bakar gibi bakarsınız. Bakamazsınız da. Yani bakmaya kalkarsanız minareye bakar gibi bakacaksınız yukarı doğru. Kendi kendinizi psikolojik olarak bozulabilirsiniz. Yani biz neyiz yani? Kendimizi 1.85 baba yiğit bir şey zannediyorduk filan. Öyle bir şey değil yani. 4 apartman boyunda. Öyle. Bir yürüyüşü var. Yani
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini kimse geçemez ama yani bir yürüyüşü var. Yürüyünce alem yürüyor sanki arkasından. Havva annemiz de bir o kadar güzel mi? Bir o kadar güzel mi? Bir o kadar güzel. Nazlı mı nazlı, narin mi narin? Yok öyle bir şey. Şefaati üzerimize olsun annemizin. İlk isyan ceddinden çıktı, Adem'den çıktı cennette. Gel dedi gitti. Ben böyle tarif ediyorum ya, hakkınızı helal edin. Nasıl gel dediyse artık ona. Adem aleyhisselam gitti, ye dedi yedi. Seven sevdiğinden dışarı çıkmıyor. Aşık maşukunu dinliyor. Aşık maşukunu dinliyor. Şimdi bazen kadınlar bana telefon açıyorlar. İşte beylerinden şikayet edecek oluyorlar. Diyorum ki Havva olaydın, Adem senin önünde el pençe divan dururdu. Öyle bir havvalık yap. Adam senin önünde el pençe divan dursun. Eyvallah. Eyvallah. Bazen eleştirirler, erkek muhabbetidir bu kendi aralarına. Ya o hanım sözüne bakıyor. Harika. Demek ki hanımı öyle maharetli ki Havva adamı parmağının üzerinde oynatıyor. Maşallah subhanallah. Harika bir şey. Bunda bir sıkıntı yok. Bu sefer Cenab-ı Hakk'ın hani rivayetlerde hep öyle ya, yeme dediği şeyi yedi. Unuttu yani. Yaklaşma dediği ağaca yaklaştı. Ağaç, meyve olarak nitelendiriliyor ya. Ben öyle nitelendirmiyorum. Cenab-ı Hak, Havva annemiz bir baktı ki kendisinden trilyonlarca, milyarlarca çocuk geliyor. Adem'e dedi koş. Bak dedi burada neler var. Adem aleyhisselam da koştu, bir baktı orada kaldı. İkisi de. Cenab-ı Hakk'ın bir onlara yaklaşmayın, bu sayfayı okumayın dediği yer Allah-u Alem. O yüzden onları görünce hikmete uygun bir şekilde, hikmete uygun bir şekilde onlar dünyaya gönderildiler. Evet. Hamile bir kadın oruç tutabilir mi? Tutamazsa kefaret ödeyebilir mi? Allah. O hamile kadınlar oruç tutamazlarsa hamileliklerinden dolayı, ki bütün doktorlar tutmamaları için tavsiyede bulunuyorlar. Çünkü kadınlar eskisi gibi çok sağlıklı değil, yiyecekleri sağlıklı değil, ortam sağlıklı değil. Öyle olunca kadınların da erkeklerin de sağlıkları bu noktada çok iyi değil. Böyle olunca işte buna da İslam müsaade etmiş. Hamileler, emzikliler, yolcular, işte bunlar normalde tutamadıkları günleri, hastalığı normalde eğer geçici bir hastalıksa tutamadıkları günleri sonradan kaza yapacaklar. Hamile, hamileliği bitecek, çocuğunu emzirecek, ondan sonra orucu tutacak. Ayet-i Kerime'nin arkasında diyor ki sizin için orucu tutmanız evladır diyor. O yüzden bunlar orucu tutmaya gayret edecekler. İşte ben hamilelikte tutamayacağım, orucumun kefaretini vermek istiyorum. Harika, temkinli bir şey, tedbirli bir şey. Sağlığı düzelince o orucu yalnız kefaretini ödedim deyip de tutmamazlık etmeyecek. Burada böyle bir Türkiye'de bilhassa böyle bir şey var. Ne o? Bu yolu izliyorlar. Değil. Bu tedbirdir, temkindir. Ölme ihtimali var. Herkes için geçerli bu. Ecel ne zaman olacağı belli değil. Hamile orucunu tutamıyor. Orucunu tutamayacağı belli mi? Ramazan girdi mi? Girdi. Ramazan'da orucunu tutamıyor mu? Evet. Doktor yasakladı mı? Evet. O kimse
rahatsızlığı bitince orucunu tutabilmeyi düşünecek. Ama bu zaman zarfında işte hamilelik süresi var, çocuğun doğumu var, ardından emzirmesi var, 2 yıl, 2,5 yıl. Bu zaman içerisinde ölüm var, kalım var deyip de ben bunun kefaretini ödeyeyim şimdiden deyip ödeyebilir mi? El cevap ödeyebilir. Ama sağlığı yerine geldiğinde bu orucu ne yapacak? İade edecek. Burasını unutmayalım. Veya o esnada hasta midesinde rahatsızlık yaşadı, midesinde işte çuban çıktı, midesinde bir rahatsızlık var. 3 sefer hap içecek, belli diyet var, belli yiyecekleri yiyecek, oruç tutamayabilir. O yüzden dışarıda oruç tutmayanlara kem gözle bakmayın. Bir rahatsızlığı vardır. Öyle düşünün. Hüsnü zan besleyin. Vay orucu yiyorlar, şunlara bak filan. Böyle düşünmeyin. Böyle de davranmayın. Bu doğru değil. Midesi rahatsızdır. Kanserdir. Kan kanseridir. Başka bir rahatsızlığı vardır. Başka bir rahatsızlığı vardır. Olabilir. O yüzden vay oruç tutmuyor demeyin. Ama oruç tutmayanlar da biraz daha saygılı davransınlar. Yani orta yerde yiyip içme. Böyle insanların önünde yiyip içme. Bu gün geçtikçe fazlalaşıyor. Buraları çok hoş bir şey değil. Yani o işte yemek salonları dolu. Bugün ben dersten çıkınca yürüyeyim dedim. Aşağı doğru yürüdüm. Yani normal bir zamandan bir farkı yok. Dolu o ne diyorlar Facebook, Facebook ne varsa işte o set başından aşağı doğru inerken her taraf dolu. Yani Allah affetsin cümleyi. Bu bizim hatamız. Demek ki anlatamıyoruz orucu. Demek ki biz dini doğru anlatamıyoruz. Bu hepimizin kusuru. Ama bu oruç tutmayan kardeşler de herhangi bir rahatsızlıktan, hastalıktan veyahut da tutmuyor. Ya biraz daha böyle edepli olma, biraz daha oruç tutanlara saygılı davranma, biraz daha dini ibadetlere karşı duyarlı davranma. Böyle davranırlarsa daha hoş olur. O yüzden bir kim bir hamile kadın oruç tutmayabilir ama böyle yapacak. Ama bir rahatsızlık var. Geçici değil, kalıcı. Mesela o kimsenin kalbinde problem var. Mesela astım hastası veyahut da işte kalp krizi riski taşıyor. Veyahut da şeker hastası veya migren hastası veyahut da devamlı surette midesinde problem var. Bu geçici değil örneğin. Bu gibi rahatsızlıklar geçici değil ise bunların normalde kefaret ödemeleri caizdir. Ama bu kefaretlerin de yine Ramazan ayı girdiğinde ödeyecekler. Yani ben Ramazan'da oruç tutamam, şimdiden ödeyeyim, Şaban'da ödeyeyim, böyle bir şey yok. Bunlar yine ne yapacak? Ramazan'a girdi. Ramazan'a girdiğinde rahatsızlığı devam ediyor. Evet, Ramazan boyunca o rahatsızlık da devam edecek örneğin. O ne yapacak? Kefaret ödeyecek. Ama bu kimseler mümkün ise kendilerini oruca zorlayabiliyorlarsa ve daha büyük bir rahatsızlıklara sebebiyet vermeyecekse oruçlarını tutmaya gayret etsinler. Ayet-i Kerime'nin çünkü manası o nokta üzerinde. Ama işte tansiyon ilacı içiyor o kimse her gün sabah öğlen akşam veyahut da işte o kimsenin kalp ilacı var. Her an kalp krizi geçirme ihtimali var veya işte şeker hastası. Ben şimdi baştan bunu söylemiyorum sanki kendimi kayırıyormuşum gibi. Şeker hastası örneğin, devamlı şeker hastalığının tedavisi yok, şekeri yüksek seyrediyorsa onların tutmaları caiz değil zaten. Tutmaları caiz değil. Bunu söylüyorum, sen kendin desen ben kendimce bir mücadele Cenab-ı Hak bana bir verdi. Sakın işte o şeker hastası ama tutuyor, ben de tutayım, ölçü almayın beni. Benim içtiğim otun çöpün haddi hesabı yok. İçimden ot çöp ağacı çıkacak. O yüzden ölçü değil. Yani ben tutmasam dahi tutmayabilirim. Ben dahi kendimi deneye deneye götürüyorum şu anda. Yani daha da ileri safhaya çıkarır böyle etkilerse bırakacağım. Geçen sene de öyle başladım. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun tuttum orucumu ama bu sene ne olacağı belli değil. O yüzden Cenab-ı Hak cümlenin oruçlarını kabul etsin inşallah.
altınları olan kişi zekatını yine altın olarak mı vermelidir? Mesela para olmazmış zekatı. Hayır. Altını tartar, kadınlar o bileziğin ucundan kestirmek onlar için çok ağır bir şey. Ben o yüzden evlenen erkeklerin hepsine derim, evlenirlerken. Derim ki sakın ha, hanımlara takılan takılara gözünüzü dikmeyin. Onların bileziklerini, altınlarını gözünüzü dikmeyin. Dikerseniz evliliğinizin huzurunu kaçırmış olursunuz. Evet. Asla. Hiç gözünü dikme oraya. Yokmuş kabul et. Sana verse dahi alma. Ya çok sıkışıksın belli halinden al bozdur. Alma sen. Aç ellerini Allah'a ya Rabbi de sen. Tavsiye bu. Bütün herkese. Sakın ha. Allah muhafaza eylesin. E kadınlar tabii bunu böyle kestirip biçtirip ölçmek, oradan vermek zor geliyor. Ne yapacaklar? Tarttıracaklar. Tarttırdıktan sonra işte nisap miktarına denk geliyorsa Hacı Ahmet kaç para şimdi nisap? 7500 lira civarındaymış. 7500'ü bulduysa ondan zekat ödeyecek o zaman. 7500 lirayı bulduysa ondan zekatını ödeyecek. Para olarak karşılık parası ne kadarsa para olarak ödeyebilir. Mübarek gün ve gecelerde ölen kimsenin kabir azabı kolaylaşır mı? Sualleri cevaplayabilir mi? Bir hadis-i şerif okumuştum. Aklımda kaldığı kadarını söyleyeceğim. Tam metnini bu noktada aktaramayabilirim. Haklarınızı helal edin. Böyle ilmi kesmek, ilmi böyle bölmek gibi algılanmasın. Cuma gecesi, Arife gecesi, Kadir gecesi, Arife geceleri yani Kurban ve Ramazan, ondan sonra Kadir gecesi ve Cuma geceleri vefat edenlerin hesap, bu noktada kabir azapları o geceler hürmetine sorulmadığı o gece ve onu takip eden gününde hesaba çekileceğine dair bir hadis okumuştum. Aklımda bu kadar kaldı. O yüzden mübarek gün ve gecelerde, Ramazan'da, Şaban'ın 15. gecesi, Kadir gecesi gibi bütün mübarek gecelerde ölen kimselerin, Cuma gecesi gibi, Perşembe gecesi ölen gibi kimselerin bu noktada işte sorgu ve suali mütakip gecede sorulacağına dair böyle bir hadis okumuştum aklımda kaldığı kadarıyla. Şuradan iki beyit okuyalım. Kaçıncı? 504. ...504'ten devam edeceğiz herhalde. Ayrılıklar gidiştedir, yolun aslında değil. Paragraf başı bu. Ayrılıklar gidiştemiş, yolun aslında değil. Yol nedir? Dindir. Din nedir? Kur'an ve sünnettir. Yolun aslı nedir? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Şunu unutmayın kardeşler. Bunu bir ömür boyu savundum. Bir ömür boyu, ömrüm ne kadar vefa edecek bilmiyorum. Bunun savunucusu olacağım. Din, Kur'an sünnettir. Ve imamların içtihadıdır. Tasavvuf, ilave ediyorum. İlk sufilerin yoludur. Sonrakilerin değil. Sohbetlerimden bilirsiniz, ben son 200-250 yıllık böyle sufi davranış biçimlerini falan böyle bir ölçülü, temkinli, tedbirli onlara yanaşırım. Din, Kur'an, sünnettir. Bir meselede, bir hadisede, bir ibadette, ne olursa olsun, biz Kur'an ve sünnete bakarız. Kur'an ve sünnetin birinci derecede zahirinden sorumluyuz. O zaman ayrılık burada
Kur'an sünneti işlemekte. Yolun aslında değil. Mezhepler bu noktada gidiştir. Buna şuna benzetebiliriz. İstanbul'a Mudanya'dan gemiyle gitmek mümkün mü? Evet. Yalova'dan gemiyle gitmek mümkün mü? Evet. Ne o Kabataş mı, Karataş mı? Ne o Yalova'nın ilerisinde bir iskele daha, ne onun adı? Topçulardan. Topçulardan gitmek mümkün mü? Evet. Kara yoluyla İzmit istikametinden gitmek mümkün mü? Evet. Bandırma'dan gitmek mümkün mü yine deniz yoluyla? Evet. Ta oradan git Gelibolu'ya kadar, Çardak'tan veya Gelibolu'dan yine karşıya doğru geçer, Çardak veya Lapseki'den Gelibolu'ya geçip oradan gitmek mümkün mü? Evet. Şimdi yeni gidişler var. Gemlik'ten ondan sonra ne o? Deniz helikopteri var mı? Evet. Bursa'dan helikopter var mı tekrar? Evet. Amaç ne? İstanbul'a gitmek. Herkes kendi konumuna, durumuna göre İstanbul'a gidiyor. Helikopterle gidiyor adam. İşi gücü ona göre. Biniyor helikoptere, çat 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 çat. Bir saat sonra İstanbul'da. Bir saat sürüyor mu bilmiyorum. Cevdet ne kadar sürüyor? Yarım saat. Yarım saat mi sürüyor? Yarım saat daha. İstanbul havaalanına mı iniyor? Havaalanına yakın yere iniyor. Yarım saatte gidiyor adam. Öbür Gelibolu'dan o deniz şeyi var diyorlar değil mi bir de? Ne o? Deniz uçağı. Denizden o Haliç'e mi iniyor? Haliç'e iniyor değil mi? Bak bir daha gidiş var. Evet. Amaç ne? Amaç İstanbul'a gitmek. Hedef ne? İstanbul. Bakın ayrılıklar nerede çıktı? Gidişte. Gidişte. Hedef aynı. Yol bu noktada geniş. Yol geniş. O yolun içerisinde tali yollar var. Sen bir yol tutturmuşsun gidiyorsun. Harika. Yanındaki yolla savaşma. Yanındaki yolla itişip kakışma. Benim yolum senden faziletlidir deme. Benimki daha parlak deme. Aynı caddenin üstündeyiz. Ha meşhur kavga var ya, hafi zikir mi üstün, cehri zikir mi üstün? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sen zikri yaptın da üstününü arıyorsun. Otur la ilahe illallah de ya. Birisi oturmuş la ilahe illallah diyor. Sana ne? Siz nereye bağlısınız? İşte biz hafi yapıyoruz. Ha, siz yolunuz uzun sizin. He? Ya sizin vardığınız yere biz zaten başlangıcımız bizim. Meşhurdur ya bu muhabbetler. Bir Melami Şeyh öyle dediydi bana. Mustafa Efendi bir gün gelecek. Beni anlayacaksın dedi. Meratipleri tamamladığın an dedi bizim yolumuzun başı dedi bana. Ben de böyle elimi omuzuna koydum. Cenab-ı Hak bana o hali versin de dedim. Ben yolun başında olayım, önemli değil dedim. Ya bir kimse nefis meratiplerini tamamladığında onun yolunun başı olduğunu görecekmişim ben. Ben de ona dedim ki ben nefis meratiplerini tamamlayayım da dedim. Önemli değil. Ben yolun başında olayım. Biz hep yolun başındayız ki. Biz bir türlü yolun sonunu bulamadık. Biz bulan olsa diyorlar ki filanca kemale ermiş, aman gidelim diyorum, elini öpelim bizi derviş etsin. Kaçıyor bizden. Kemale erdik elhamdülillah diyen bir kimse sonradan elimizi attırıyor elinden. Allah bizi affetsin. Demek ki hedef aynı. İstikamet aynı. Gidişte farklılıklar var. O yüzden kimsenin yoluna, şeyhine söz söylemeyin. Ölçüyü konuşun. Ölçü Kur'an sünnet. Birisi debeleniyor zikir yaparken. De ki kardeş debelenmek yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri böyle debelenen bir kimseyi gördü. Bu ne dedi?
Dediler ki ya Emir el Müminin, bu Iraklı Müslümanlardan birisi yanında Allah anılınca böyle cezbe geçiriyor. Kaldırın götürün bunu dedi. Bunun üzerinde şeytanın tecelliyatını görüyorum. Zikrullah'ta birisi debeleniyorsa, kendi kendine titriyorsa o cezbe değil. Ya o nefsine uydu. Yolun adabı bakın. Ashab oturur ağlardı. Sessiz sessiz. Hıh diye ağlamazdı. Hatta hadis-i şerifte tarif ediliyor. Örtülerini başlarından aşağı geçirirler. Öyle ağlarlardı. Gözyaşlarını göstermek istemezlerdi. Hönküre hönküre ağlamazlardı. Sessiz sessiz derinlemesine ağlarlardı. Aa, yolun hakikati bak bunlar. Bunlar sünnetle sabit. O zaman ölçüyü konuşabilirsiniz. Ölçü konuşulur. Kardeş, Allah diyenden uğraşma. Oturup Allah'ı zikrediyorlar. Zikretsinler. Onlara hizmet et. Zikredene hizmet edilir. Zikredenin yolunu ne yaparsınız? Kolaylaştırırsınız. Namaz kılacak, yolunu kolaylaştır. Oruç tutacak, yolunu kolaylaştır. Kadınlar, oruç tutamadığınız günlerde oruç tutan erkeklerinize hizmette, hürmette eksiklik davranmayın. Onların sahurlarını hazırlayın. Oruç tutan çocuklarınıza, oruç tutamadığınız günler olabilir, oluyor ya. Aman çocuklarınızın orucu sekteye uğramasın. Hizmet edin. Allah'ı zikrediyor kadın erkek. Çünkü Allah'ı zikreden kadınlar, Allah'ı zikreden erkekler. Ayet-i kerime öyle. Bir kim bir erkeğin eşi Allah'ı zikrediyor. Erkek ona hizmet edecek. Bir erkek Allah'ı zikrediyor. Kadın onu yasaklayayım, bunu engelleyeyim diye uğraşmayacak. İbadet eden, Allah'ı zikreden, namaz kılan, oruç tutan, Allah yolunda cihad eden, koşturan kimselere yardımcı olunur. Engel olunmaz. Engel olan nefsine uymuştur. Onu yasaklayan, onu kısıtlayan, onu çelme takan, onu törpüleyen şeytana uymuştur. Bu kim olursa olsun. Kim zikredenlerle uğraşıyorsa o şeytan onun üzerinde tecelli etmiş oturmuş. Kim uğraşıyorsa, kim uğraşırsa perişan olur. Şaka maka 30 yıllık sufi hayatım var. Perişan olur. Perişan olduklarını 30 yıllık sufi hayatım boyunca gördüm. Kocalarının zikrine karışan, onları evine işte derse gidiyorlar, zikre gidiyorlar diye onlara bu noktada laf söyleyen, onlara engel olan kadınların perişanlığını gördüm. Kadınların zikrine karışan, onların dersine karışan erkeklerin perişanlığını gördüm. Çocuklarının zikrine, yoluna, tarikatına laf söyleyen, onları engelleyen anne ve babaların perişanlığını gördüm. Tecrübeyle sabit bunlar. Tecrübeyle sabit. Zakirler gördüm, dervişleriyle uğraşıp perişan olan. Nakipler gördüm, dervişleriyle uğraşıp perişan olan. Nakibi nügabbalar gördüm. Kendi kendine şeyhlik yapmaya kalkıp perişan olan. Dervişlerin ayağını kaydırmaya çalışıp da perişan olan. Allah muhafaza eylesin. Zikredene hizmet edilir. Hürmet edilir. Varsa eksiklik, noksanlık tebliğ edilir. Nasihat edilir. Bu da kime aittir? Bu da yolun büyüklerine aittir. Abiler vardır, ablalar vardır, nakipler vardır, nükabbalar vardır, görevliler vardır. Bilmiyorsan, bir yerde sıkıştıysan onlarla istişare edilir. Yolun adabı budur.
Ya ben şeyhe ulaşamıyorum diyemez hiç kimse. Telefon 7/24 açık benim. Ben yedek şarj makinesiyle dolaşıyorum. Telefon bir yerde inkıtaya uğrar, birinin başına bir şey gelir, bana ulaşamaz, bana mesaj yazamaz, bir şey yapamaz. Ben onun sorumluluğunu üzerime almışım. Bu noktada ben Allah'a hesap veremem diye 7/24 telefonum açık benim. Normal ulaşamazsa mesaj yazar bana. Açık. Açık. Öyle. Kendi kendine, nefsine uymaya hiç kimsenin hakkı yok. Yolun adabı, erkanı oturmuş, yerleşmiş. Yeni değil. O zaman zikredene hizmet edilir. Hürmet edilir. Yardımcı olunulur. Birisinin ayağının geriye gitmesine vesile olan onun hesabını ödeyemez. Yolda böyle uçuk muhabbetler etmek değildir yol. Uçuk muhabbet edilmez bizim yolumuzda. Şataat yoktur. Milletin kafasını karıştıracak sohbet yoktur. Hem ben biraz böyle latifeli konuşurum ya. Bir hacı abi öyle dedi. Şeyh efendi, şeyhim bana uçaktan atla dese atlarım dedi. Ben de dedim ki hacı abi, şeyh efendi kimse uçaktan atla demez. Ama bir şey yap dediğinde yapmazsın, imtihan burasıdır dedim. İmtihan burasıdır. Ben şeyhimi seviyorum, bana şöyle yap dese yaparım demek değildir o. Ufacık bir şey söylüyorum, kalıyor orada. Öyle diyenler imtihan kapısını açıyor kendine. Ondan sonra çuvallıyor, patinaj çekiyor. Patinaj çekecek, 4x4 olsa kurtaracak. 4x4 de yok, lastikler de kabak. Gidiyor bir tarafın üzerine. Bir tarafın üzerine gidiyor, farkında değil. Kendi kendini de ben dervişim olarak görüyor ama. Farkında değil, Allah muhafaza eylesin. Bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz, ayeti kerime. Bilmediğini soracağın bir kimse bulursun. Vardır. Alem boş değil ya. Alem boş değil. Üstadın da var. Üstadın da var. Adam üstadıyla istişare etmiyor. Gidiyor başka bir dervişten istişare ediyor. Gel bakalım senden istişare edelim. Ha ne yapalım? Hadi şunu şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Ha böyle yapalım. Oy tamam. Ne kim, ne bu? Üstadına bağlı bir de. Oldu. Hoş geldin 23 Nisan. Lan orada bir abi mi yok? Tabi abilere, ablalara istişare edilir mi canım? Nefis. Oğlum git Adnan'a danış, Cafer'e danış, Hüseyin'e danış. Abi arıyorsan Oktay'a danış, Nuri'ye danış. Nefis. Onlarla danıştırır mı? Semazensin, başında semazen başı var. Ali var, git danış. Git Adnan'a danış. Burada mı? Burada. Aa yok. Bu nefis. Yani Cevdet'in yanındaki çırak Cevdet'e danışmayacak, gidecek yandaki tamircinin ustasına danışacak. Diyecek ki bu civatayı nasıl sıkayım? Kafasına şeyi yiyecek, anahtarı yiyecek. Aynı şey. Aynı şey. O zaman ayrılıklar neredeymiş? Gidişte. Ama bu bir sufi hareketin içerisinde olabilecek bir şey değildir. Sufi davranışın içerisinde herkesin adabı, erkanı, gideceği yol, tam yöntem bellidir. Belirsiz bir şey yoktur. Allah muhafaza eylesin. İşte
Hazreti Mevlana da diyor ki ayrılıklar gidiştedir. Yolun aslında değil. Birisi hafi zikrullah yapar, birisi cehri yapar. Birisi işte kan çıktı, abdestin bozuldu der, öbürkü bozulmadı der. Bunun gibi. Hepsi de doğru mudur? Hepsi de doğrudur. Hepsi de hak mıdır bu noktada Kur'an ve sünnet dairesindeyse? Evet, haktır. O zaman biz yolun aslına bakarız. Yolun aslına uygunsa gidiş, alır kabul ederiz, başımıza tac ederiz. Hakkında hadis-i şerif var mı? Var. Başımıza tac ederiz. Hakkında imamların içtihadı var mı? Var. Başımıza tac ederiz. Bitti işimiz. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ibadetlerinizi, oruçlarınızı, namazlarınızı, teravihlerinizi makbul eylesin. Amin. İnşallah Ramazan'ın sonunda af olmuş olarak beraatını alıp bayramı hakkıyla bayram olanlardan olalım inşallah. El Fatiha'ma selamat. Amin. Bu pazar malum Çanakkale'de geleneksel iftarımız var. O yüzden gidebilenler, gelebilenler Çanakkale'deki iftara Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yolunun en büyük ayakta duran en büyük Mevlevi hanesinde inşallah iftar olacak. Kardeşler gelebilenler kendi araç gereçlerini tedarik ederekten İnşallah gelmeye gayret etsinler. Allah izin verirse iftarımız orada olacak. Bir dahaki pazara da İzmir'deyim inşallah. Allah izin verirse. Bu da Hacı Nuri size. Allah izin verirse inşallah pazara oradayım. Allah'tan bir şey gelmezse inşallah görüşürüz orada. Allah izin verirse. El Fatiha'ma selavat diyelim bir daha.